Herkese selam. İlk defa beni görenler için ben Ezgi. Beni tanıyanlar tekrar hoş geldiler. Çok uzun zamandır video çekmiyorum, biliyorum. Özür dilerim. Fakat çok motivasyonsuz hissediyorum kendimi bu zamanlarda. Hala öyle hissediyorum. Ama artık bugün uyandım, dedim ki yeter Ezgi. Artık bir video çekmen lazım. Çünkü gerçekten sizin için bir şeyler çekmeyi özledim. Sizle konuşmayı özledim. Yani sizi özledim. İnşallah siz de beni özlemişsinizdir. Ve bu verdiğim ara için özür dilerim. Bugün bana çok ama çok sorduğunuz karanfille ilgili videoyu çekiyorum. O kadar çok soruldu ki bana karanfil. Çok geç bile kaldım yani videoyu çekmekte. Evet, bugün size anlatacağım şey karanfil toniği. Saç dökülmesinde çok etkili, saç dökülmelerini çok azaltıyor. Ama yararları sadece bununla sınırlı değil. Öncelikle saç dökülmesinden bahsetmek istiyorum. Saç dökülmesinin pek çok sebebi olabiliyor. Genetik sebepler, vücudunuzda bir hastalık, dış etkenler ve pek çok farklı saç dökülme tipi var. Eğer istiyorsanız bununla ilgili ayrıca bir detaylı video çekebilirim çünkü çok uzun bir konu. Saç dökülmenizin tamamen durması gibi bir durum hiçbir zaman söz konusu olmaz. Çünkü zaten sağlıklı bir saçta en az her gün 100 tane saç teliniz dökülür. Bu normal bir dökülmedir. Zaten sağlıklı bir saç döngüsünde dökülen saçların yerlerine yenileri çıkar. Eğer saçlarınız bir hastalıktan dolayı dökülüyorsa ya da genetik dökülmeniz varsa dışarıdan ne kullanırsanız kullanın tek başına fayda etmez. Mutlaka doktorunuzun size önereceği tedaviyi uygulamanız lazım. Çok ciddi saç dökülmelerinde kan testi yaptırmak çok önemli. O yüzden sizi endişelendiren bir saç dökülmeniz varsa herhangi bir şey denemeden önce mutlaka doktora gitmelisiniz. Bu tonik bulamadım. Bu tonik mevsimsel dökülmelere iyi gelen bir tonik. Genetik dökülmelerde etkisini çok görmeyeceksinizdir. Ve şimdi hemen karanfilin yararlarına geçiyorum. Karanfil çok eski çağlardan beri saç bakımında çok önemli yeri olan bir malzeme. Çok da güzel kokuyor ama o sadece güzel kokusuna ve küçük boyuna aldanmayın. Gerçekten boyundan büyük yararları var. Sadece saçımız için değil, vücudumuz için de çok yararlı. Mineral ve vitamin bakımından zengin. İçinde A vitamini, E vitamini, omega 3 ve omega 6 var. Bunların yanı sıra kalsiyum, sodyum, potasyum ve manganez var. Dediğim gibi vücut için de çok yararlı. Sindirime iyi geliyor, ağız içi hastalıklarına çok iyi geliyor. Hatta baş ağrısına bile iyi geliyor. Peki karanfilin saçımıza olan yararları neler? İçinde bulunan A vitamini, E vitamini, B6 vitamini ve omega 3 ve omega 6 asitleri saç tellerini güçlendiriyor. Ve bu da saç telleri ve saç kökleri güçlendiği için saçların daha az dökülmesini sağlıyor. Antibakteriyel yapısı sayesinde saç folikülleri nefes alabiliyor ve bu da yeni saç oluşumunu destekliyor. Video başında söylediğim gibi dökülen saçın yerine yenisi gelir dedim ya, bu sağlıklı saçlarda mümkün olan bir şey. Çünkü dökülen saçın yerine yenisinin gelmesi için saç kökünün yani saç folikülünün sağlıklı olması lazım. Karanfil de bunu destekliyor. Saç tellerini güçlendirdiği için saç kırılmalarını da azaltıyor. Düzenli kullanıldığı zaman saç uzamasını da çok iyi bir şekilde destekliyor. Saça parlaklık ve canlılık katıyor. Saçtaki elektriklenmeyi ve frizi çok aza indirgiyor ama frizi tamamen geçirmiyor. Çünkü friz tamamen geçmiyor. Keşke geçse tek bir şey kullanınca ama biliyorsunuz, beni takip ediyorsanız biliyorsunuz ben frizden çok müzdaribim. O yüzden yardımcı oluyor, azaltıyor ama tamamen bitirmiyor. Yani saç derimizin sağlığı için, saç tellerimizin sağlığı için karanfil gerçekten çok iyi. Ve biliyorsunuz sağlıklı saç derisi eşittir sağlıklı saçlar. Peki kullandığımız karanfilin iyi olduğunu nasıl anlarız? Benim kullandığım karanfiller şöyle. Ben şöyle bir pakettekini kullanıyorum. Öteki gitti, bunu daha açmadım. Ben bunu Hollanda'da marketten alıyorum. Türkiye'de de çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz zaten karanfili. Karanfilin iyi olduğunu şuradan anlıyoruz. Şu kısmı, nasıl göstereceğim ya? Şu başındaki tomurcuk kısmının rengi uç kısmından daha açık olacak. O da bize karanfilin iyi olduğunu gösteriyor. Peki nasıl hazırlıyoruz? Çok basit. Ben bir tane cezve kullanıyorum çünkü hep bu şişeye göre yapıyorum ben karanfilimi. Cezveye şöyle bir avuç, saymıyorum karanfilleri, böyle bir dolu avuç karanfil koyuyorum ve o su kaynıyor, çay gibi. Kaynadıktan sonra altını kapatıyorum ve hemen kapağını kapatıyorum. Kapağını kapatmak çok önemli. Tamamen soğuduktan sonra da şişeme koyuyorum. Başka bir yapma yöntemi daha var. O suyla beraber kaynatmıyorsunuz karanfili. Su kaynatıyorsunuz, sonra onu bir kaba, bir bardağı alıp içine karanfiller ekliyorsunuz. Yine kapağını kapatıyorsunuz. Bu da hazırladım bugün size. Onun rengi şöyle oluyor. Böylece renk farkını görün istedim. Bu daha koyu. Bu benim karanfili suyla kaynattığım. Bu kaynamış suya karanfil attığım.
renk farkını görüyorsunuz. Ben bu şekilde hazırlamıyorum. Ben hep karanfili suyla kaynatarak yapıyorum ama bu şekilde de yapanlar var. Kokusu daha az oluyor bence. Ben böyle daha çok etki gördüğümü düşünüyorum ve içine başka hiçbir şey katmıyorum. Bunu da şişi bitene kadar buzdolabında saklıyorum. Peki nasıl kullanıyorum? Ben bunu diğer toniklerimde olduğu gibi her gün saçıma sıkıyorum. Yani tepesine de sıkıyorum, arkalara, içlere, her yerine, bütün saçımın diplerine bunu güzelce sürüyorum ve daha sonra masaj yapıyorum. Çünkü biliyorsunuz masaj çok önemli. Her videomda söylüyorum. Saçınıza yaptığınız her şeyde saçınıza masajla uygulayın. Etkileri çok daha fazla olacaktır. Bunu saçıma sürdükten sonra masaj yapıyorum. Masaj yaptıktan sonra da saçımı tarıyorum. Ben Tangle Teaser'ın The Ultimate Brush bunun adı. Bunu kullanıyorum. Çok memnunum. Fakat bir tane takipçim bana tahta tarak kullanmamı önermiş. Onu da deneyeceğim. Saçımı bununla tarıyorum ve o şekilde kurumaya bırakıyorum. Zaten karanfil kokusunu çok seviyorum. Kokusu beni hiç rahatsız etmiyor. Ve içinde yağ olmadığı için de saçımı yağlandırmıyor. Her gün saçıma sürüyorum. Bir sonraki yıkamama kadar ben saçımı haftada bir ya da iki defa yıkıyorum. Bunu her gün sürdüğümde yıkamama gerek olmuyor. Fakat saçımı yıkamadan önceki gün, genelde zaten bunun sonuna doğru gelmiş oluyorum, onun içine karanfil yağı ekliyorum. Yine şöyle uçucu bir karanfil yağım var. Bir 10 damlaya yakın, içinde kalan suya göre, çok olmayacak tabii şekilde, içine yağ ekliyorum. Çaklayıp çaklayıp saçlarımı öyle sürüp bir yarım saat 45 dakika bekletip yıkıyorum. Diğer kullandığım zamanlarda yağ eklemememin sebebi saçımı yağlandırıyor. O zaman her gün kullanıp yıkamam gerekiyor. Dolayısıyla saçımın yağlanmasını o şekilde istemediğim için de bunu sadece yıkamadan önce kullanıyorum. Ve tabii ki elime uçucu yağ alınca her zaman yaptığım uyarıyı yapıyorum. Uçucu yağlar hiçbir zaman ne saçınıza ne cildinize tek başına kullanılmaz. Gerçekten çok ciddi, çok kötü zararlar verirsiniz. Çünkü konsantreleri çok yüksek olduğu için cildimize de saçımıza tek başına çok zararlı. Mutlaka başka bir sıvıyla ya da bir taşıyıcı yağla karıştırmaları lazım. Onu da altını çizmiş olayım. Peki bunu ne sıklıkla kullanıyoruz? Ben bunu diğer toniklerim gibi bir hafta boyunca kullanıyordum. Fakat benim çok tatlı bir takipçim bana bunu kür olarak uygulamamı önerdi. Şu şekilde 3 hafta boyunca kullanıyorsunuz. 1. hafta her gün, 2. hafta gün aşırı, 3. haftada 3-4 günde bir sürmek üzere. Ben öyle denedim. Ve öyle denedikten sonra aslında daha çok yararını gördüm. Dökülmeyi zaten tamamen durdurmak mümkün değil. Ama oldukça azalttı kür olarak kullandığım zaman da. Dolayısıyla kendisine burada teşekkür ediyorum. Beni takip ediyorsanız biliyorsunuz hiçbir zaman kullanmadığım, yararını görmediğim bir şey önermiyorum. Daha önceki çektiğim bütün saç toniklerini uzun zamandır kullanıyordum. Fakat karanfil hayatıma aslında çok da uzun zaman önce girmedi. Yani yeni tanıştım diyebilirim, çok yeni olmasa da yani herhalde bir yıl falan oldu. Onu da sizden duydum. Kanalı açtığımdan beri, yani kanalın saçla ilgili olduğunu anladığınızdan beri bana karanfili soruyordunuz. Araştırmıştım, deneyeceğim demiştim. Denedim, bıraktım, başka türlü denedim, kür halinde denedim ve gerçekten faydasını gördüm. Dolayısıyla bunu da size iç rahatlığıyla öneriyorum. Şimdi bunu yapmanın başka bir yolunu da anlatacağım size. Özellikle saçınızın uzamasını da bir ekstra desteklemek istiyorsanız karanfilleri kaynatırken içine her bir şeyleri düşürüyorum. Ne diyordum? Evet, saçınızın uzamasına bir ekstra destek sağlamak istiyorsanız karanfilleri kaynatırken içine bir tane tarçın atın. Şöyle tarçın çubuğu. Onunla beraber kaynatın. Çünkü tarçın saç uzamasında çok etkili. Bu arada bir önceki tarçın videomu sildim. Fark etmişsinizdir. Onu da bir şeyi düzeltmem lazım. Ben her zaman tarçın maskemi kastor yağıyla, Hint yağıyla yapıyordum. Fakat bu defa black kastor dediğimiz o koyu renk olanıyla yaptım. Daha önce saçımdan çok rahat çıkan tarçın bu defa saçımdan çıkmadı. Şimdi denerseniz, o yağla denerseniz saçınızdan çıkmaz. Vallahi arkamdan kötü konuşursunuz. O yüzden videoyu sildim. Orasını düzeltip tekrar yükleyeceğim. Evet, söylemeyi unuttuğum bir nokta olmadığını düşünüyorum. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Söz veriyorum size, arayı bu kadar açmayacağım artık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.